Ben Eskişehir'den Mehmet Belet. Bugün sizlere 2013 model DAF XF460'ın tanıtım videosunu çekeceğim. Evet, başlayalım. Şimdi ilk önce düğmelerden başlayalım. Arkadaşlar bu hiç aydınlatmadır. Kırmızı ışık yanar bunda. Kırmızı ışık kaplattık. Bu kapının kilididir. Basarsınız kilitler. Bu Bebosta. Burada gene iç aydınlatma var. Bu da arabanın badanaj etmesini engeller. Badanaj ederse buna basarsın, badanaj etmez araba. Bu da dörtlüler. Gel abi şöyle. Arkadaşlar bu arabanın önünü kaldırır. Bu diferansiyel kilididir. Bu klimamız. Bu bozuk. Dışarıdan gelen havayı engeller. Bu bizim dorsenin orta dingili. Bu ön dingili. Bu da arabayı sürüş konumuna getirir arkadaşlar. Bu da radyomuz. İmdat treni. Ondan sonra kontağı açarız. Arkadaşlar bu düğmeden de Çek. Gel şuraya, amına koyayım. Çekiyorum kardeşim, gördün mü? Kesemez misin orayı? Arkadaşlar bu da yol bilgisayarını gösterir. Burada araç bilgisi, yakıt tüketimi. Mersin'den 22 ton yükle geldi, araba 31 yakıyor. Ondan sonra turbo basıncını gösterir, yağ seviyesini gösterir, hava basıncını gösterir. Geri gelir. Servis bilgisi. Bu olan uyarıları gösterir. Bu sonraki servisin ne zaman bakım olacağını gösterir. Şasi numarası var. Yakıt tüketimini gösterir. Ortalaması 31.8. Başka geri. Servis bilgisi, bu servis bilgisini gösterir. 762 kilometrede 22 ton yükle 31.8 yakmış. 242 litre mazot tüketmiş. Bu sıfırlar, bu çıkar. Bu ayarlar arkadaşlar. Bu dili değiştirir. Bu da arabaya hedef koyuyorsunuz arkadaşlar. Arabanın kaç yakacağını belirliyor. Babam koymamış bunun hedefini. ...15 yapalım. Kaç yakarsa artık. Normal bir tonajlı çalışmadığı sürece 26, 27, 28 yoluna göre değişiyor arkadaşlar. Bu çalar saat kurar. Bu ayarlar. Bu yerel saat. İşte bunlar saat ayarları. Bu mili değiştirir. Kilometreyi. Bak. Değişti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu çıkar. Bu kadar arkadaşlar. Yol bilgisayarı. Gördüğünüz gibi ibre böyle. Son arkadaşlar bunlar. Parklar. Farlar. Ondan sonra şuradan. Bu içinin ışığını kapatır arkadaşlar. Komple. Bu sisler, arka sisler, ön sisler. Bu dorsa erirken falan çekik kupanın arkasındaki lamba. Ondan sonra başka. Burada şey ayarı var. Göstergenin şeyini kısar. Göstereyim. Bakın kısıyor arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bu vitesimizdir. Bu ileri. Bu da tosbağa vitestir. Hani araba belli bir hızın üstüne çıkmaz.
Bir de bu daflarda böyle basar basmaz kalkmıyor. Az daha basıyorsunuz çok hızlı kalkıyor. Onun için bu hemen kalkması için. Yani bir mesela geride rampaya yanaşıyorsunuz, az kaldı. Birden kalkıyor ama buna basarsanız yavaş yavaş gidiyor. Ondan sonra bunlar işte klimalar. Başka bu düğmeleri söyleyeyim. Bunlar telefon, bunlar bağlı değil arkadaşlar. Hollanda'dan geldiğimde dediler ki 2000 euroya bağlarız. Gerek yok. Arkadaşlar bu freni sabitler. Mesela 75 ile gidiyoruz. Sabit. Araba 80'i geçmeyecek. Tako bozuluyor. Buna basarız 80'e gelince. Bu bir daha rampa aşağı 80'e geldi mi egzoz frenini açar. 12 vites aşağı düşürür. 10. viteste egzozu açar. Bu arkadaşlar mesela 75'e giderken artık gaz basmayacağınız, buna basarsınız. Bu 75 gider. Ondan sonra mesela lambalarda durdunuz. 30'u geçince buna basarsınız. Bu 75'e gelir geri. Bu da arkadaşlar mesela 60'a gidiyorsunuz. Buna basarsanız 60'tan sonra araba gaz yemez. Ondan sonra arkadaşlar burada egzoz freni var. Manuel var. Buna basarsınız manuele geçer. Bu büyültür, bu küçültür. Bir daha bastırsanız otomatik olur. Bu egzoz freni çekersiniz. İşte kafasına göre vites küçültür. Yani çok iyi de tutuyor yani arkadaşlar. Yani biz Toroslar Scania ile aynı anda iniyoruz hiç frene basmadan. Burada sinyal var arkadaşlar. Ondan sonra korna var. Cam suyu. Uzunlar falan işte. Başka takograf var burada. Ondan sonra kapattım onu. Arkadaşlar dolaplar biraz karışık onun için. Sonra burada bizim tavan klimamız var arkadaşlar. Hani mesela Mersin'de çok iyi oluyor. Perdeleri çekiyoruz. Sulu klimadır bu. Perdeleri çekiyoruz arkadaşlar. Basıyoruz sabaha kadar çok rahat uyuyoruz. Ondan sonra böyle işte 3 tane dolabı vardır. Arkadaşlar ondan sonra işte böyle bitir arkadaşlar. Burada neyse görünmüyorlar. Koltuk havası falan. Bunlara gelin. Bu işte camlar arkadaşlar. Buna basınca alttaki aynayı buradan yönlendirebilirsiniz. Bu aynaları ısıtmadır. Ondan sonra arkadaşlar burada lambalar var. Yani dafın ışıklandırması çok güzel arkadaşlar. Her yerde lamba var. Burada kırmızı var. Şimdi görünmüyordur. Ondan sonra tepede lambalar var. Burada floresan var. O elimizle kapatıyoruz onu. Her yer lamba arkadaşlar bu tırda. Kapıların orada yanar. Ondan sonra burada böyle bir gözümüz var. Böyle bir yemek içecek falan koyma şeyi. Ondan sonra bu tarafta arkadaşlar sigorta tablosu var. Şöyle. Sigorta hattım buradan değiştiriyoruz. Şöyle menteşeli. Fordlarda falan yapıştırmalıymış. Burada da 12 volt çakmaklık. Burada 24 volt çakmaklık var arkadaşlar. Ondan sonra işte arkadaşlar böyle bir kullanışlı bir araç. Öyle arkadaşlar yani. Şu an tırda 3 kişiyiz de arkadaşlar saklanmaya çalışıyor. Gerek yok saklanmayın oğlum oturun. Ayağını çek buzdolabını göstereyim. Arkadaşlar burada böyle buzdolabımız var. İşte böyle buzdolabı içini göstermeyeyim. Güldürmeyin oğlum. Ondan sonra burada bir kahve yapıyoruz işte. Her tırdan mesela saygılar buradan bütün tırcılara, babama, herkese. Bütün yollardaki şoförlere herkese saygılar. Aydın Bahar, Nazım Zeki. Aydın Bahar abi. Nazım Zeki Usal, Ortaga. Ondan sonra Tanju Akdoğan abimiz. Hepsine saygılar olsun. Sonra neydi Aksolcu reis bir de. Duyduydum adına ona da saygılar, selamlar. Herkese buradan saygılar, selamlar.
Cetçiler alemi herkese saygılar arkadaşlar. İşte burada şeker, çay, kahve, ısıtıcı işte arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar yatağımız şöyle. Geniş bir yatağımız var arkadaşlar. Yani babamla biz iki kişi yatıyoruz. Bu dafların yatakları çok geniş. Burada üst yatağımız var. Ondan sonra şuraya ışık. Ay. Burada bir ışığımız var. Şey, kitap okuma falan vesaire işte ne yaparsan. Burada webosta ayarımız var arkadaşlar. Burada gene şurada klambayı söndürür. Ondan sonra bu damı açar. Rahmetli Alican abimiz, mekan cennet olsun, nur içine yatsın, öyle derdi, dam derdi. Damımız var işte, açıyor yani. Ama bizde klima olduğu için dam falan yok. Burada işte saklama yerleri var arkadaşlar. Perdelerimiz falan. Şurada askerleri var. Şurada işte askerleri var orada. Başka arkadaşlar öyle koltuk ayarları. Öyle arkadaşlar yani bugün yani arkadaşlar öyle bir DAF'ın bir böyle hiç böyle çok detaylı bir tanıtım yoktu. DAF'la ilgili böyle vlog çeken yok. MAN var, Scania var, Mercedes var. Yani böyle vloglar çeken yok arkadaşlar. Ne var? Hani DAF hiç yoktu. DAF çekeyim dedim arkadaşlar. Hani ben de vloglara başlayacağım artık arkadaşlar. Yollarda. Arkadaşlar güzel vloglar yapacağız. Tanıtımlar. Benim dorsal ayırma videom var bir tane. Onu da atacağım. Ama daha detaylısını yapacağım arkadaşlar. Yani ilk önce bir çok önceden yaptığım bir video var. Ayırma videosu onu açacağım. Ama nasıl desem boş bir zamanımızda hususi böyle bir video yapacağım arkadaşlar. Dorsal ayırma videosu. Arkadaşlar işte başka öyle ne var? Dolaplarımız var arkadaşlar. Şöyle dolaplar var. Ta buraya kadar gider. Orası kapanır. Yani o dolapla birleşmez. Ondan sonra arkadaşlar buralar var. Çekilme oğlum. Çekil kuzum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle iner, kalkar. Perdelerimiz. Sonra şöyle perdemiz var arkadaşlar. Buradan da kalkar. Bu çok kullanışlı bir araç arkadaşlar. 105-460 DAF XF. Yani arkadaşlar böyle bir araç yani. Arkadaşlar yani bakarsanız çok iyi bir araba. Kapat şunu ya. Yani arkadaşlar bakarsanız çok kullanışlı, çok iyi bir araç. Ama hiç bakmazsanız da nalet bir araç olur arkadaşlar. Yani arızasından geçilmez. Bakın bu araba 2013 model. 105-460. 2013 model arkadaşlar ama sıfır aldık biz bunu, Hollanda'dan geldi işte. Şu an 700 kaç bura, açsana kontağı, kaç bin araba? Solda. 766.000. 766.000 arkadaşlar. Nasıl desem, hiçbir arızası motorunda falan hiçbir cıvata söktürmedik daha. Bir tek bunlarda hastalık var. Egzoz frenini çekince çok devir yapıyor. Takırmızıya kadar 25.000, 20.000 devire kadar getiriyor arkadaşlar. Onun için kasnaklar, pervane kasnağı, bilyalar dayanmıyor arkadaşlar. Onun için yani her 200.000'de bir onları değiştiriyoruz. Yeni bilye çaktırıyoruz. Bir onlar arkadaşlar. Devir daim daha yeni değişti. Bakın bak 750 kaç 760.000'de devir daim değişti arkadaşlar. İlk defa. Daha orijinal devir daimiydi içinde. İşte arkadaşlar yani daha hiçbir şeyine baktırmadık arkadaşlar. Çok sağlam bir araba. Bunlar zaten alüminyum piston. AT motor bunlar. Yeni çıkan bir araba, AT motorlar. 2013'te aldık biz bunu. Daha önceden bizde 410 CF vardı, 2008 model. Onun da bir kusurunu görmedik. Onu da 700.000'de sattıydık. Ama o arabalar 2008'lerde hastalık varmış. Yüzük falan kırılmış motorlar.
onu bir an önce çıkardık elimizden. Allah şükür bir sıkıntı olmadan. Bu araba da arkadaşlar yani çok taş gibi bir araba arkadaşlar. Güzel bir araba. Egzoz freni muhteşem. Yani çoğu markalara göre egzoz freni harika bir araba arkadaşlar. Yani hiç Toros'ları falan. Oğlum mesela Scania ile aynı an deniyorduk. Yani Scania'ların raterleri var. Güçlü bir raterler var. Ama egzoz freni bunun aynı anda indi arkadaşlar. Hiç frene basmadık. İşte arkadaşlar hep böyle. Sibop ayarına bakıyor arkadaşlar ya. Mesela bir abimiz demiş ki egzoz freni tutmuyor. Sibop ayarı yok arabada. Çekmiyor demiş, çok yakıyor demiş. Arkadaşlar köpek gibi çekiyor vallahi. Yani süper bir çekiş var. 24 tonla Toros'ları vallahi. Yalan olmasın 40-50 ile çıkıyoruz yani. Boşken vallahi 7. vites badanaj ediyor. Yani Sibop ayarını da yeni yaptırdık. Egzoz freni süper. Yakıt düştü. Mesela Mersin'den şimdi 33 ile gelmesi lazımdı. 22 tonla geldi. Yani 31 nokta bilmem kaçla geldi yani Eskişehir'e. Şimdi bu pirinç sarılı İstanbul'a gidecek arkadaşlar. Yani normal yüklerde 28, 26, 27, 25, 24. Mesela İstanbul'dakisi gelse 24 yakıyor. İstanbul yaktırmaz zaten. Yani yakıt da güzel arkadaşlar. Otomatik vites de güzel. 550 binde baskı balta değişti şanzımanın. Arkadaşlar yani güzel bir araç yani. Yani kendi arabamı övmek gibi olmasın. DAF'lar zaten harika bir araç. Scania'lar da öyle, MAN'lar da öyle. Yani artık arkadaşlar kötü olan bir araç yok artık. Her şey hepsi konforlu, iyi. Yani Ford'lardan çok şikayet var işte. İzliyorsunuz, biliyorsunuz. Yok su geçiriyor falan. Bunlar da Allah'a şükür öyle bir şey yok. Kar olsun, çamur olsun, su olsun. Hiç yani basamaktan su ayakkabılar ıslanmıyor. Hiç yani öyle bir kötülük yok. Arkadaşlar işte. Aracımız kırmızı. Montajda fotoğrafını koyarım size buraya. Başka da öyle. Yani iyi bir araç arkadaşlar. Ben yani doğduğumda bizde Ford kargo kamyon vardı. 8 teker kamyon vardı. 2014'lerden ta bugünlere geldik işte arkadaşlar. En son 2006'da 25-24 aldıydı babam. 2008'de tır'a döndü. 2013'te bunu aldı. Bizde bir tane daha tır vardı. 2014 model Renault vardı 460. Yürütemedik, sattık onu. O da bir iyi bir araç ama arkadaşlar içi küçük. Yani içi çok çok küçük bir araç. Yani bunun gibi yayılamıyordum arkadaşlar. Yani çok geniş bir araç arkadaşlar bu. Burada pek gözükmüyor da. Zaten babam da ben gibi ufak tefek bir insandır. Yani kollarımızı şöyle uzatıyorum böyle tam otururken böyle parmaklarımız değiyor yani. Kamerası odaklamıyor. Manyak ya. Bir vursun da inem dövem şunu. Lan. Dur bak aynada mı şimdi? Sorma çarpsın. Bana ödü bokuna karışır Allah çarpsın. Yok çalma bırak ya. Ha başka koyacak yer yok. Her yer araba ya. Allah Allah. Her yer yer. Aynalar arkadaşlar çok güzel bir araç. Aynalar da süper. Büyük. Herkes şu şeyden şikayetçi. Bakın arkadaşlar. Aynada şu yan ayna gözüküyor. Hani yani hiçbir zararı yok arkadaşlar. Ben herkes ona şikayetçi ama ben hiçbir zararı yok arkadaşlar. Ön aynası güzel. Arkadaşlar kullanışlı bir araç. Fren zaten yani frene güvenmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani giderken önünüz biri duvar olur Allah göstermesin sistemiste. Bir önünüzde duvar olur duramazsınız. Yani ne hangi fren olursa olsun. Fren demek tek atımlık barut demek arkadaşlar. Onun için frene de güvenmeyeceğiz ama gerçekten çok yani sağlam fren arkadaşlar. Hidrolik basıncı çok.
Anladım. Ondan sonra yani durduruyor arkadaşlar yani. Güzel araç ya. Yani kullanışlı araç. Vallahi arkadaşlar öyle işte. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Benim ilk videom, heyecanlıyım. Biraz dilim sürçüyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama böyle 2-3 tane video geçtikçe abi artık pekişirim artık arkadaşlar. İlk bir tane videom var arkadaşlar. Sanayinin içinde o döndürüp işte 2 dakikalık videom var arkadaşlar. Onu da izlerseniz sevinirim. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.